Merhabalar, Özkan Eroğlu hocamızla beraber İzlekler TV'de sanat konuşmaları yapmaya devam ediyoruz. Bugün bir sanatçı ve eseriyle ilgili konuşacağız. Özkan Hoca derinlemesine bir çözümlemesini yapacak. Beraber işlemiş olacağız yapıtı ve bakalım bizi nerelere götürecek, sizde ne kurgular kurduracak diye. Söze başlamak istiyorum. Eserimizi hemen paylaşayım isterseniz. Tamam. Pencereden görünüş Yok, Matisse'in. atölyeden görünüş Ah, fark etmez. pardon. Aynı şey, aynı şey. Sonuçta bir görünüşü şey yapıyor. Ben gireyim konuşmaya. Bir görünüşü değerlendiriyor. Görünüşler Evet. üzerinden hareket ediyor. Buna benzeyen birçok kompozisyonu var Matisse'in, Henri Matisse'in. Henri Matisse bilindiği üzere klasik ki geçenlerde yine bir video yapmıştım Matisse'le ilgili. Aslında bir Fransız ekspresyonisti diye nitelemiştim. Yani fovizm akımı aslında bir ekspresyonizm akımı dahilinde bir harekettir. Fransızlara özgü olduğundan öyle bir adla fov kelimesinden türetilmiş ve izm eki konularak akımlaştırılmış, literatüre de böyle girmiştir, alışkanlıktır. Ama aslında fovizm sanatçıları da tıpkı Alman yani tıpkı diğer ekspresyonistler gibi ekspresif davranırlar. Ekspresif olmak ne demektir? Ekspresif olmak üç anlama gelir. Bunun da altını çizelim istersen baştan. Sanatçı ya ifade eder, ya dışa vurur, değil mi? Ya da Evet. anlatır. Yani ekspresyonizmin böyle bir üç yansıması söz konusudur. Şimdi baktığımız zaman öncelikle bunu bir tespit etmek gerekir. Şimdi sanatçı burada anlatmak mı istiyor? Dışa mı vurmak istiyor? İfade mi etmek istiyor? Aslında burada anlatmak istemiyor. Çünkü temsili olandan koptuğu için Matisse burada kendini malzeme yoluyla uzam üzerinde elemanlarını oluştururken ifade etmek istiyor. Birincisi bu. İfade ederken ruhsallığının ve zihinselliğinin çeşitli boyutlarını da icra ettiği için dışa da vuruyor bazı şeyleri. Nedir o bazı şeyler? Renk alımlamaları. Şimdi fovizm demek temelde biliyorsunuz bir sanat yapıtı Yoksa. dış görünüş ve iç görünüş diye iki yönden ele alınıyor. Dış görünüş oluşturan form ve renk. Şimdi Matisse'in burada forma renkten gittiğini görüyoruz. Yani en bariz anlamda gördüğümüz şu koyu ve açık kahverengi ağaç gövdesi ya da kovuğu gibi yorumlayabileceğimiz, anlayabileceğimiz ayrıntı aslında bir anlamda onun renkten yaratmış olduğu form. Yani burada bir takım çiziktirmeler dikkati çeker çizgi unsuru olarak ama resmin geneli, kompozisyonun geneli renge dayalı bir form arayışıdır. Dolayısıyla renkten hareket ettiği için her fov sanatçı gibi ve fovların da başını çeken bir sanatçı olarak Matisse renkçi bir edimle burada hareket eder. Şimdi bir kere öncelikle bunu bir koymak lazım ortaya. Kendi içsel dünyasını ifade ettiği gibi aynı zamanda da dışa vurur kendi içsel dünyasını. Şimdi 1905'te başlamıştır aslında fov atak. Ve bu fov atağın içerisinde pardon fov atağın içerisinde kendini ifade etme şekli kuvvetli bir şekilde yer alır. Hatta Kandinsky'de renkle içselliğini yansıtan adam der bir nevi Matisse. Bu çok önemlidir. Aslında Matisse'e yüklediği bu anlam bütün fov sanatçılar için kuvvetle geçerli bir yüklemedir. İşte o renkle hareket eder,
Picasso içinde yani kübizmi temsil edenler içinde Braque, George Braque falan içinde onlar da formdan, çizgiden forma varır der. Aslında en genel anlamda bir sanat eseri formdur yani. Ama buna renkten mi gidiyorsunuz, çizgiden mi gidiyorsunuz? Burası çok önemlidir. Burada ağırlıklı olarak Matisse'in renkten gittiğini, o dış dünyayı yani o doğayı imleyen yeşil renkle gelen dış dünyayı imleme ve gördüğümüz bu kahverengi formu saran o yeşil dünyayı kapsayan yeşil dünyayı kapsayan ve kapsaran şeklinde ele aldığını da kompozisyonda rahatlıkla görebiliyoruz, ifade edebiliyoruz. Şimdi bu mühim. Fakat burada bir şeyin altını çok çizmek lazım. Yani burada resmin bize doğru gelen bir örtmesi. Yani nasıl gökyüzü, yeryüzünü örter ama burada yeşil tonlu yüzeyler bize doğru, izleyiciye doğru, izleyicinin gözüne doğru adeta bir örtmede bulunuyor. Sanki o yeryüzü ve gökyüzü hikayesini de bir anlamda farklı bir açıdan sanatçı yorumlamış oluyor. İşte bu bir ifade etme tarzıdır. Bir ifade etme şeklidir. Yani gökyüzü yeryüzü ilişkisini böyle döndürerek 45-90 derece aşağı yukarı döndürerek ifade etme şeklidir. Şimdi burası önemli. Dışa vurum ise kullanılan özellikle yine yeşil ton üzerinde ve atılmış olan o siyah çiziktirmeler üzerinden hareketle dışa vurum ise sanatçının tüm ruhundan ve zihninden eline ve dolayısıyla fırçasına veya kullandığı alet artık o anda ne ise ona vuran haliyle yeşil tonların, boyasal tonların ve o çiziktirilmiş siyah koyu tonların dışa vurumcu bir şekilde atılması, plastik anlamda dışa vurumcu bir boyutla ele alınması. Yani burada dikkat ederseniz kahverengi gövde diyelim buna biz. O gövdenin daha formal, diğer yeşil bölgenin ve yeşil bölgenin üstünde yer alan plastik unsurların daha deformal ele alındığını. Yani şunu söyleyebiliriz, kahverengi tonlu yüzeyin oluşturmuş olan gövde yüzeyin bir anlamda bir ifade etmeye dönük anlamı var ise diğer yeşil ve üzerindeki çiziktirmelerin olduğu bölgenin ise bir dışa vurmaya bizi izleyici olarak ittiğini rahatlıkla burada ifade edebiliriz. Bunu söylediğimiz andan itibaren ekspresyonizmin üç anlamında iki tanesini Henri Matisse'in bu kompozisyonda kullandığını görüyoruz o zaman. Yani burada ama bir şey anlatmıyor. Anlatan adam daha somuttan yana olur, daha soyuttan işi kotarır ve somut olanın üzerine. Biz burada bir görünüş olup olmadığından daha ziyade burada ciddi anlamda soyuttan yana bir soyutlamanın olduğunu izleyici olarak fark ediyoruz öncelikle. Bunun altını kuvvetle çizmek lazım. O Hocam, zaman burada, evet. evet, Buyurun hocam. burada somut bir şey yok, anlatma eğilimi yok. Aksine soyut bir ifade etme ve dışa vurma eğilimi var dersek, o zaman doğru çözümleme girişi yapmış oluruz yapıta. Yani biz, bakın, pardon, unutmayın söyleyeceğinizi lütfen. Bir şey daha ekleyeceğim unutmadan. Biz sana da önerdim. Benim bildiğim, bilmediğim, bana söylemene gerek yok. Sürpriz olarak da karşıma çıkarabilirsin. Resim, heykel ve mimarlık örnekleri koyalım. Bir tane ben. Her konuşmada bir tane. Gerekirse 30 dakika, 40 dakika, 50 dakika o bir tane üzerinde konuşmak istiyorum. Yani bizim hocamız Herman görselleri çoğaltmayın derdi. Görselleri çoğaltmayın, az tutun, mümkünse bir iki tane, üç tane maksimum tutun ama çok derinleşin o görseller üzerinde sanat tarihi derslerinde derdi. Bakın burası çok önemli. Yani sanat tarihçilerinin biz üniversitelerde şarjör dolusu
diyalarla derse girdiğini gördüğümde ben çok şaşırırdım yani. Biz de zaman zaman öyle dersler verdik belki ama yanlış. Hocanın söylediği doğru. Eğer bir sanat tarihi birini yapacaksanız az görsel çok filozofi yapmanız lazım. Söylem tarafı daha zengin, daha derin olması lazım. Ben de sana onun için bunu önerdim. Yani bir yapıt bir çözümleme şeklinde hatta ismi de böyle konulabilir. Bir yapıt bir çözümleme, bir sanat yapıtı bir çözümleme gibi. Ne üzerinde durursak bence bizim takipçilerimizi, izleyicilerimizi doyurmuş, beslemiş ve ileriye dönük hazırlamış oluruz. Türkiye'de böyle bir şey var, çözümleme eksikliği var. Buyurun. Çok haklısınız hocam. Siz zaten o bir resme nasıl bakmalıyız da bir temel verdiniz. Çoğu insan da o yolu sürdürüyor. Ama şimdi daha da üstüne koymak için hem öyle imkanlar da varken hani gidip de müzede görme imkanı olmayabilir her zaman İtalya'ya veya Fransa'ya Emin gidemeyebiliriz. Ama sizin sayenizde bu rehberlikle çok güzel olacak. Seçmesi de elbette zor. Yani onu indirgeyecek bir göze de sahip olmak gerekir. Yani bunu bana da böyle bir değilim. öğrenciniz olarak tavsiye etmeniz de ayrıca beni mutlu etti. Ama hakikaten bu çalışmaları yapmazsak tıpkı eleştirdiğiniz o sanat tarihi dersleri gibi olacak. Sadece tarihsel bakıp geçilecek ve biraz da hava atılacak şeyler olacak bunlar yani. Felsefesine erişemeyeceğiz. Hakikaten öyle hocam. Ben sizin zaten zenginliğinizi bildiğim için bir resmi saatlerce de konuşursunuz. Bu bizim için büyük bir imkan oldu hakikaten. Sürdürebilirsek ne mutlu bize. O açıdan çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben hocam bu resimle ilgili sadece geometrik soyutlama, o geçmiş yüzyılların sanatından bir devam ediş var mıdır? Yoksa bu tamamen bir Matisse'e Çok güzel bir ait soru. bir koz mu diye. Öndeki formal yapı olarak, inşa olarak gösterdiğim kahverengi bölgenin, yani kahverengi gövdenin diyelim ki anlaşılsın kompozisyonda kapsanan gövdenin açıkçası aslında burada bir fon meseleden ziyade, plastik meseleden ziyade açık şekilde bir kübizm gibi ya da en azından kübizme yönelen bir inşacı hareket gibi ele alınıp değerlendirdiğini pekala söyleyebiliriz. Bu çok mühim. Yani bu şunu gösterir. Hani Matisse her ne kadar dışa vurum ve ifade etme olanaklarını kendine özgü renkten yola çıkarak kurguluyor olsa da zamanın zihni bağlamında, Zeitgeist bağlamında döneminde olan biteni de biliyorsun da 1907'lerde başlıyor kübizmde. Kendi içerisinde 1913-14 tarihli bu resmin yapıldığı tarihte kübizm neredeyse hani bizim sentetik kübizm denilen hani üç boyutlu malzemeyle yapılan kübik eğilimleri bile ele almış, değerlendirmiş George Braque'lar, Pablo Picasso'lar, Johann Gri'ler ve kübizmin kuramı üzerine de epeyce bir malzeme sunulmuş medyada, ortamda. Bütün bunları yan yana bu parçaları getirdiğimizde bunlardan haberdar olduğunu görüyoruz bu sanat yapıtında. Yani burada bir senteze, kübizmin analitik bir parçasıyla, şeyin fovizmin analitik bir parçasını bir senteze bu yapıt üzerinden götürdüğünü pekala ileri sürebiliriz. Yani çünkü formal dedim biraz evvel, az önce dikkat ederseniz kahverengi kapsanan bölgeye, yeşil onu kapsayan bölgeye de daha deformal dedim. Yani deformalden kastim daha rahatlamasına ele alınan, forma sadık olmayan, daha soyut eğilimli bir örtme, bir kapsayan şeyi, izahı. Kapsanan da tam tersi. Şimdi bütünüyle bu zıtlık, bu karşıtlık çok Matisse'in aslında kullandığı ve sevdiği de bir şey dönem dönem. Yani Salt o 1905'te gittiği deniz ve güneşinden yararlandığı Akdeniz ışığının olduğu bölgelerdeki gibi hani
empresyonistlerin, yeni izlenimcilerin tarzında yaptığı resim döneminden ve onu biraz daha büyüterek oradaki tuşeleri biraz daha büyüterek hani fol geleneği tamamen oturtmaya çalıştığı işlerinin etütlerini de zihinsel anlamdaki ve ruhsal anlamdaki etütlerini de burada görüyoruz. Yani bütünüyle burada Matisse aslında çok iyi bir yapıt. Neden iyi bir yapıt? Şunun için yani baş yapıttır demeyeceğim ama sağlam bir yapıt. Zaten aslında sanat yapıtıysa sağlamdır. Ama bu sağlamlığın da dereceleri vardır yani. Ya sanat yapıtıdır ama hani derecesi 50'dir. Ama vardır derecesi 80'dir. Şimdi bunun derecesi, bunun görsel anlamda izleyici göz buna karar verecek ama bunlar kitaplarda yazmaz bu söylediğim şeyler. Dolayısıyla izleyici göz eğer sağlam bir göz egetik yapı açısından, sinestezik yapı açısından sağlam bir şeye sahipse güce, izleyenin gözü, o zaman buradaki sentezi görecek. Hatta 1940'lara, 1930'lara doğru giderken Henri Matisse'in meseleyi soyuta dönük, hani bildiğimiz anlamda formal soyuta dönük meseleyi ele alma şeklinin burada ön sezilerini bulacaktır zaten. Sanatçının böylece bir bütünlük eşliğinde hareket ettiğini de izleyici ifade etme şeyini bulacaktır, olanağını kendinde. Bu son derece önemlidir. Ama burada ben hep söylüyorum, bir sanatçının hayat hikayesi, onu tanımak, onu şey yapmak tabii ki elbette güzel bir şey ama hiç de buradaki resmi etkilemez. Yani biz bakın buraya kadar konuştuğumuz süre içerisinde Sadece ezbere bir bilgiyle konuşmuyoruz. Tamamen plastik, filozofik, görsel sanatların kuramsal boyutuna. Yani biz şimdi onu konuşuyorduk, hani felsefi konularla ilgili yapalım hocam falan demiştik. Zaten burada felsefenin tillahını yapıyoruz şu anda. Biz burada şu anda plastik felsefe dediğim şeyi yapıyoruz işte. Plastik felsefe kitapların yazdığı bir şey değil. Plastik bir filozofun görüp onu dinlendirmesi ya da dinlendirdiğini metne dökmesiyle ilgili bir şey. Yani gözle ilgili bir şey plastik filozofi. İşte biz bunu yapacağız bu görsellerle. Onun için ben buraya dedim. Şu kalın kitabı yazdın. Kuramsal anlamda okumaya sundun. İnsanlar alsın lütfen biraz, baksın ve okusun. Orada Matisse'in kendi renk ve sanata dair metni de yer aldı biliyorsun. Ve Evet. Matisse'e yakın orada kübik, aynen o kitapta, senin çıkan o kitapta her şeyin altında. Dolayısıyla biz burada elin altında olmayan, kitapların yazmadığı konuşmaları yaparsak bu videoların bir kıymeti olur. Yoksa aksi takdirde bu videolardan hiçbir yarar elde edemeyiz. Yani olan şeyleri tekrarlamamamız lazım. O bağlamda. Yani Matisse burada kendi zamanından önceki resim sanatını ve kendi zamanından sonraki gelecek soyut dönemi bile görmüş ve algılamış bir tavır ortaya koymuştur. Bakın bunun altını burada kuvvetli bir çizgiyle çizeyim. Yani müthiş bir ön sezi vardır. Bu sezim öngörüye ulaşmış ve ileriye doğru adeta bir gerçek olarak, ütopya değil, bir gerçek olarak plastik sanatlar tarihinin kuramsal boyutuna adeta iletilmiştir Matisse tarafından. Bu çok mühim. Yani buradaki o sizin sorduğunuz formal kahverengi gövde ile yeşil daha deformal gövde, saran ve sarılan gövdeler burada resmi adeta inşa eder. Bakın buraya çok dikkat. İnşa eder. Bu inşa çok değerli. Aslında her sanat yapıtı temelde yukarıdan aşağıya, sağdan sola bir inşadır yani. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani inşa her sanat yapıtının bir özelliğidir. Hilafsız, somut soyut olsun, soyutlamanın hangi derecesine tabi olursa olsun, hilafsız tam bir şeydir. Siz söyleyin onun adını. Evet hocam. Sanat yapıda bir inşadır yani. Bunu burada bir belirtelim. Evet, buyurun. Hocam dediğiniz gibi sizin yani sanat yapıtının kendisine bakmak gerekiyor. Hani sanatçısı size zaman diyorsunuz. Hani belki bir aracı çok bunun farkında olmadan da
Yapabilir bir aracı olarak dökmüş olabilir ama sanat yapıtı yalan söylemez. Onun kandırmaca mı, doğru mu olduğunu Aynen. kendine açık eder. Gerçekten hocam şimdi bu dinin etkisinden de iyice kurtulup seküler bir sanat haline gelmesi, modernizm hani hep denilen bu sanat özellikle resim üzerinden Matisse gibi sanatçılarla olmuş ve oradaki bir zanaat işçiliği ve zenginliği yeni güzel boyutlar gözümüze çarpıyor baktığımızda. Mimarideki işlemeler olsun, o hareketli yapı işte gotikte ama hakikaten artık o insanı ele alma süreci başlamıştı diyelim. Hani Floransa'dan itibaren başlamıştı. Ama Matisse'le beraber artık gerçekten kendi rüştünü ispatlamış bir sanat karşımıza çıkıyor. Artık bu sanatı filozofiden ayırmak mümkün değil. Yani buna ne dinsel diyebilirsiniz, ne manzara diyebilirsiniz. Değil mi hocam? Tamamen Yani sanat bunu sanat için bakın mi? bir Hani ben sanat onu eserine görüyorum. bakarken pardon Buyurun bir hocam. sanat eserine bakarken plastik bakınız, plastik filozofik bakınız. Evet. Plastikten kastettiğim şu anda yapıtın bana sundukları pardon plastik filozofi dediğimde yapıtın bana sunduklarını bir filozofik zihin olarak konuşmamız, yorumlamamız. Bu da plastik filozofi oluyor. Ona cevap veriyoruz. Evet. Nasıl bu resimde kahverengi gövde, kütle, yeşil kütleye cevap, yeşil kütle de ona cevap ise, soru cevap şeklinde bir karşıtlık oluşturuyorsa adeta birbirlerine, seslenircesine. Biz de bunu yapıyoruz yapıtla aramızda. En iyi ilaç, en iyi çözüm noktası sanat yapıtının kendisi. Diğer her şey yanıltıcı olabilir. Taşınan bilgiler özellikle daha eski dönemlerdeki sanattan taşınan bilgilerde hatalar olabilir. Yani ezbere konuşmamak lazım. Siz edebiyatı nasıl sözcüklerle ifade edildiğini görüyor, okuyor ve yazılarak, okuyarak ve yazılarak edebiyatın anlaşıldığını gördük. Burada da plastik dilin kendine özgü bir alfabesi olduğunu unutmayacaksınız. Ve bu alfabeden hareket edildiğine her zaman kani olacaksınız. Buna her Hocam, zaman inanacaksınız. siz İnanç bunu duyacaksınız. hocam bize çok güzel zaten zikrettiniz, yani anlattınız. Artık bunu anlamayan yoktur diye düşünüyorum. Artık buradan da harekete geçmek lazım. Ben biz sizinle felsefecilerle ilgili konuşacağız derken Nietzsche'ye biraz bakmıştım. Orada sizin videonuzu izledim. O konuyla ilgili olmuş bir 2 sene olmuş bu pandeminin başlarında yapmışsınız. Yani orada Nietzsche'nin sanatı anlatırken mitolojiden de etkilendiğini, işte Apollinik iki karşı düşünceden beslendiğini, bunu da işte sanatın dilinden söylüyor. Yani o iki aracı kullanarak siz, yani sizin söylediğinizden gerçekten öyle oluyor hocam. Kim hani büyük filozoflardan belki yaratıcı sanatçılara hiçbiri birbiriyle çelişmiyor. Ama o yine çatışmalardan da zenginlik doğan bir şey var, filozofi var. Ya bunu da böyle bir bütün resim olarak belki görmek lazım. Çok enteresan yani şeyler oluyor. Hakikaten böyle hiçbir zaman görmemiştik bu durumu. Yani bu konuda da gerçekten bir pencere açtığınız kesin, yani kesinlikle özellikle Türkiye'de. Sağ Bu olun. çok teşekkür ediyorum tekrardan hocam. Sağ olun. Özellikle bu yapıt, isterseniz diğer yapıta da şöyle bakabiliriz. Bu kalsın, elleme. Kalsın mı hocam? Elle kalsın, evet. Ekspresyonizmin tüm sanatçıları zaten senin de söylediğin Nietzsche başta olmak üzere bir de özellikle ağırlıklı olarak Fransız filozof Henri Bergson'la ilgili çok yakından ilgilenmişlerdir. Bakın bunun altını çizelim. Özellikle Nietzsche'den çok yakından. Çünkü sanatta gerçek manada plastik yıkım ve o yıkıma karşı önerilen inşa ekspresyonist bakış açısıyla gelir. Yani bugün bakın Monet bile, Claude Monet bile bir empresyonist olarak klasik empresyonist yapıtlarının dışında çok net bir şekilde
O seri resimlerinde özellikle Samanyığınları gibi, Rouen Katedrali cephesi gibi, Nilüferler gibi resimlerinde bir empresyonist olarak net şekilde ekspresyonizmin altını çizmiştir. Aslında ekspresyonizmin altını çizen çok da bize uzak olmayan Lifej bahsinde de hep seninle konuştuğumuz bir Turner meselesi vardır. William Turner, İngiliz romantik. Onda da aynı şekilde bir dışa vurum ve buna bağlı bir ifade, renge dayalı bir ifadeci anlayış vardır. Yani yakın köklerine baktığımızda bu sanatçıların çok uzağa gitmeden, yani El Greco'lara, mağara resimlerine falan gitmeden, yakın köklerle, kökleriyle Matisse'i yan yana bir an getirdiğimizde, Matisse'in özellikle dışa vurma ve ifade etme konusunda kat ettiği yolu daha rahat ve daha net görüyoruz. Bakın yanına bu söylediğim saydığım isimleri koyduğumuz zaman. Anlatabiliyor muyum? Bu çok 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 önemli. teşekkür ederim. Mesela bunun yanına siz, şu resmin yanına siz bir tane tam da 1909'da gelmiş ve yapıyor o tarihte. Bir poşat koyun. Avni Lifeci'nin bir poşadını koyun. Bakın bu resme mesela. Değil mi? En Evet. soyut tan yanı olan bir poşadını koyun ve bakın yani ne gibi farklar var, ne gibi benzerlikler var aralarında. İşte bu analojiler sanatçıyı zamanına bağlar, zamanının zihnine bağlar. O Evet. yüzden diyorum ben şimdi mesela tabii Matisse bir öncü. Şimdi Matisse neyin öncüsü? Matisse Fransa'daki o rahat Akdeniz ekspresyonizminin bir öncüsü. Daha savaştan, Birinci Dünya Savaşı'ndan galip çıkan bir milletin sanatçısı. Daha rahat yaşıyorlar. Bir Alman ekspresyonizmiyle kıyas kabul edilemez. Onlar toplumsal olayları anlatmak zorundalardı. Bir nevi ekspresyonist işleriyle. Ama bunun öyle bir derdi yok. Bu tam tersine toplumsal olaylardan ziyade zihnindeki ve ruhundaki boşlukları ve dolulukları adeta kompozisyonun içine yerleştirircesine meseleyi ele alıyor. Bakın burası çok Çok mühim. anladım. Yani bu bir içselleştirmedir işte. Yani Alman ekspresyonisti dışsallaştırırken bu Fransız sanatçıları içselleştiriyor diyebiliriz. Biraz resmin iç görünüşünden bahsetmek istiyorum müsaade edersen. Şimdi biz ne dedik? İç görünüş meselesinde bir beden gözü meselesi var dedik. Bu beden gözü meselesi çok önemli. Yani bizim bir bedenimiz var, bir de eter bedenimiz var. Bu ikisinin de gözü çok önemli. Almancasında birine körper diyor, normal beden, birine de Leibe diyor. Nedir? O da çok açık şekilde işte daha öte bir beden. Şimdi beden gözü bildiğimiz anlamda sen de de ben de iki tane olan beden gözü. O doğuştan eğer sağlıklı doğduysak bu gözler doğuştan bize verilmiş dış dünyayı algılayalım diye. Şimdi bu bize verilmiş, bize bir görev olarak bu gözlerle harekete geçme sürecimiz işaret edilmiş ama bir de bize doğuştan genetikle gelen ilksel alımlama yetisi dediğim benim. İlksel alımlama yetisi dediğim yani doğuştan gelen içimize kaydedilmiş bir şeyler var. Bu kimi zaman sanatla ilgili, kimi zaman daha sanat dışı konulara eğilim duyacak o birey büyüdükçe onunla ilgili olabilir. Şimdi bu ilksel alımlama yetisinin nasıl şekillendirildiğiyle alakalı. Şimdi bu resme dönelim. Bu resmi Matisse ele alırken beden gözünü çok iyi kullandığı açık. Yani biraz evvel Turner'a kadar meseleyi analojik anlamda indiriyorsak, bu bizim indirdiğimiz bu meseleyi kendi ülkesindeki en azından Delacroix'ı görecek kadar bir beden gözüne sahip olduğunu Malevich diyorum. Bak Malevich beni anlayacağım ama vefade Matisse farkında bu şeyin. Yani anlatabiliyor muyum? Beden Evet. gözünü bir kere çok iyi kullanıyor. Ben bahsettim ya kişinin ilk 20 yılından sonra başlar her şey diye. O beden gözü o 20 yılda işte okuldu, şuydu, buydu, aileydi. O beden gözüyle bir şeyler görüyor. Ama sanata dair şekillenme yaşına 20 koyduktan sonra başlayan bir şey en erken. Dolayısıyla o beden gözünün içsel anlamdaki tavrı çok açık. O belli oluyor.
İlksel alımlama yetisi de çok açık. Şimdi bu ilksel alımlama yetisinin üstüne neleri biriktirmiş? Şimdi siz burada şu kahverengi gövdeye, bizim kahverengi gövde dediğimiz şuradaki bu forma dikkat çekmemiz demek, bu açıdan Matisse'in biriktirdiğini, yani özellikle Rönesans sanatına gidip Louvre'da çok iyi baktığını, yani Fransa'daki müzelerde o tarihte Rönesans sanatını çok iyi incelediğini. Çünkü bunun burada bize bir katman gibi sunulduğunu görüyoruz. Biz bu katman filozofisinin de Rönesans'ta olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın, bu biriktirmeyle, ikinci aşama olan biriktirmeyle ilgili. Yani birinci alanın içsel alımlama yetisi doğuştan adamda zaten var. İkincisi biriktirme girdi şu anda da devreye. Bak, bu çok önemli. Gözle almaya başlıyor. Rönesans da var. Şimdi yeşil bölgeye baktığımız zaman da bu yeşil bölgede de bilinen o deform, yani daha formun kaybolduğu, nereden formun kaynağının çıktığını bilemeyeceğimiz bir karmaşa var. Bir kıvrımlaşma var. Burada da adamın barok sanatı izlediği çok belli. Yani biriktirdiği çok belli. Ve bunları nasıl ayrıştıracağının farkında dönemi itibariyle, kendi döneminde zamanın zihni bağlamındaki plastik gelişmelere göre bunları nasıl ayrıştıracağını biriktiren şey yapabilmeli de, ayrıştırabilmeli de, selekte edebilmeli de. Edemezse her biriktirilen yığılır, çöpe döner. Yani zihin de böyle bir şey, çöpe dönmemesi. Hocam, kaldığımız yerden de sözümüzü unutmadan devam ediyoruz. Aynen. Tam şeyden bahsediyordum, resimle ilgili. Daha doğrusu Matisse'le ilgili. Birinci alan olan iç görünüş açısından beden gözünün ilksel alımlama yetisi konusunun doğuştan geldiğini Matisse'de, her yaratıcı sanatçıda olduğu gibi. İkincisinin biriktirme konusu olduğunu, her türlü şeyi biriktirme ve sonrasında ayrıştırma yeteneğinin olduğuna dikkat çektim resimde. Ve bir üçüncüsü de entelektüel boyut. Zaten senin kitabında da yer alan ve Matisse'in önemli şeyi olan, metni olan şeyini de koyduk oraya. Zengin Yüzyılın renkçisi bir diye evet. renk konusuna bakışı, sanat konusuna bakışını Matisse'in değerlendirdik orada. Zaten Evet, çok güzel. entelektüel boyutuyla ilgili en ufak bir şeyi yok, şüphemiz yok adamın. Şimdi bu resme baktığımızda çok açık bir şekilde entelektüel boyuttan hareket ederek en son aşama olan beden gözünün son aşamasında tamamlayıp hareket ederek hayal gücü ve gerçeklerin harmanıyla oluşan ikinci alanı kendisine de açabildiğini. Yani nedir o? Zihin ve zihinselliğe dair alanı açabildiğini. Yani resimde görmüş olduğumuz arka plandaki bu görsel gelmedi yalnız bu arada ekrana. Paylaşım olmadı. Ha, yaptım ama hocam bir daha yapayım. Arka plandaki şeye karşı daha ruhsallığa dönük, evet, arka plandaki daha ruhsallığa dönük yeşil kapsayan yeşil bölgeye dışa vurucu yeşil bölgeye nazaran daha ifadeci olan o kahverengi gövde diye imlediğimiz bölgenin daha zihinsel durduğunu, en azından senin de biraz evvel işaret ettiğin gibi, hani kübizme işaret eden, kübist sanatçıları adeta önceleyen bir inşacı halin olmasından ötürü doğal olarak böyle bir yakınlık kuruyorsunuz ister istemez şeyle, meseleyle. Dolayısıyla zihin ve zihinsellikle ruh ve ruhsallığını sanatçının resmin üzerinde iki bölge üzerinden işlettiğini rahatlıkla görebiliyoruz. Şimdi bunu ruh ve ruhsallığa bağlı iki basamak devreye giriyor burada. Hani yukarıdaki üç basamağa beden gözünde, yani ilksel alımlama yetisi, ardından biriktirme ve entelektüel boyutun üstüne burada ruh ve ruhsallık aşaması ile birlikte ilk giren izlenim. Zaten bir pencereden baktığı için izliyor adam. Yani önce ben Evet. izlenimciyim diyor burada ruhsal anlamda.
Hemen beşincisi doğaçlama. Doğaçlama kralı var yeşil bölgede yani. Kralı var. Doğaçlama. Dördüncü alan olan demişiz. Tin ve tinsellikle olan ilişkisi. Tin ve tinsellik olan ilişkisi de sağlıklı bir şekilde neticelenebilmesi için tin ve tinselliğe ulaşması, dolayısıyla bir kompozisyona ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla burada gerek kahverengi gövde, gerekse yeşil gövde ile birlikte de sanatçı sonuç itibariyle bir kompozisyona ulaştığını gösteriyor ve böylece bir tin ve tinselliği de plastik manada plastik filozofinin iç anlamı, iç görünüşü boyutunda ulaştığını tin ve tinselliğe de kanıtlamış oluyor. Bakın burası çok mühim bir konu yani. Yani gördüğünüz gibi zincir başladı beden gözüyle, doğuştan gelen ilksel alımlama yetisiyle, daha sonra biriktirdi, biriktirdiklerini ayıkladı, buradan entelektüel bir boyut yakaladı, buradan zihin ve zihinselliğe gitti, zihin ve zihinselliği işletti, zihnini ve zihinselliğini işletti. Kahverengi form bunun en güzel açık hali. Ardından ruh ve ruhsallığa doğru neyle gidecek? İzlenim ve doğaçlamayla, empresyon ve improvizasyonla gidecek. Gitti. Empresyon burada ağaç gövdesi, kahverengi ağaç diyorum der işte. O gövde, form, empresyonsa arkadaki yeşil alanda çok açık bir şekilde nedir? Bir improvizasyon alandır. Ruhu ve ruhsallık da tamamlandı mı? Tamamlandı. Ardından da ne ister bir sanatçı? Kompozisyona ulaşıp ulaşmadığına bakar. Resim, kompozisyon olarak da kendini her iki alanın çok iyi bir bileşimiyle, senteziyle de kabul ettiriyor. Ve dolayısıyla sanatçı iç görünüş olarak buradan tin ve tinselliğe de ulaşmış, iç görünüş anlamında ulaşmış oluyor. Nokta. Yani bakınız, o dönem için, dış görünüş için yeni elemanlar yarattı mı? Yarattı. Yani o tarih itibariyle 1913-14 tarih itibariyle plastik anlamda, dış görünüş anlamında yeni elemanlar yarattı mı? O birden fazla yarattı. Evet. Nedir? Önde daha zihinle algılanan, arkada ruhla algılanan. Tamam, yeni alanlar, yeni elemanlar. Bu yeni elemanlara neyle gitti? Birine gelen bir malzemeyle gitti. Boyayla gitti. Eyvallah. Peki uzam? Uzam da kendine özgü bir uzam. Yani yeni bir uzam. Matisse özgü bir uzam. Şimdi burada malzemenin dışındaki iki şey, malzeme, uzam ve eleman diyoruz ya. Malzeme klasik bir malzeme ama siz uzamınızı kendinize özgü yeni bir uzam yaratarak kompoze ederseniz yapıtınızı, sonuç itibariyle yeni bir elemana da ulaşacağınız aşikar. Yani ya malzemeniz yeni olacak ya uzamınız yeni olacak. Aksi takdirde yeni bir elemana gidemezsiniz. En az birinin yeni olması gerekiyor. Zaten dış görünüş itibariyle de burada sanatçı bunu yakalamış oluyor. Yani sanatçı evrenselliği yakalamış oluyor. Burada anlattığım iç görünüş ve dış görünüş olayıyla anlatmaya çalıştığım o. Evrenselliği yakalıyor. Şimdi burada iç görünüş ve dış görünüşün böyle sıkı bir şekilde, net bir şekilde örtüşmesi bir sanatçıda, sanat yapıtı aracılığıyla bir sanatçıda varlık göstermesi demek, o sanatçının evrensel kabule uğraması anlamına gelir. Bakın bunun altını burada yeri gelmişken çizeyim. Bu önemli. Şimdi bakın bu konuşmanın şöyle bir yararı var o zaman otomatikman ülkemizdeki genç Evet. arkadaşlara. Döneminize iyi hakim olacaksınız. Ülkenizde ulusal anlamda döneminizde ne oluyor, ne bitiyor bir kere göreceksiniz. Bu döneminizdeki olup bitenler yeni bir şey mi? Bilinen kalıplara dayalı eski bir şey mi? Yani Amerika bir kıtayı, keşfedilmiş bir kıtayı yeniden mi keşfediyor kişi? Keşfetmiş kişi, pardon. Buna bakacaksınız sanat ortamınızda. Şimdi o zaman tabii dünya artık o kadar iç içe oldu ki sadece ulusal anlamda olaya bakmak tabii yetmiyor. Tüm dünyada sanatta ileriye atılım yapan ülkelerin sanatını çok iyi biriktirip çok iyi de ayıklamanız lazım. Atmanız gerekenleri çok iyi atmanız
Biriktirmeniz gerekenleri de biriktirip bunlardan kendinize çok büyük yararlar sağlamanız gerekiyor. Bugün ben bir genç olsam burada bu resim üzerine yaptığım çözümlemeyi bir kere dikkatlice bir dinlerim. Dinledikten sonra ben dünyadaki ileri sanata hakim miyim? Yani yeni eleman yaratmış sanatlar hangileri? Ta mesela bugün için, hatta bir de insanlığın ilk ortaya çıktığı mağara resminden, heykelinden bugüne, bu evrenselliğe kimler, hangi milletler, hangi alanda görsel sanatlarda ulaşmış? Başlarım bunları araştırmaya, çünkü bayağı bir zaman alacak bir genç için. Çünkü bunların farkına varması nedir? Keşfedilmiş bir kıtayı tekrar keşfetmemesini sağlayacak o gence. Çünkü keşfedilmiş bir kıtayı keşfederse o sanat orijinal olmuyor. Bir başkasının malı oluyor ve o kişi de onun bir kalıbı var artık onun. Siz alıp o kalıbı uyguluyorsunuz o zaman yani. O bir yaratıcılık olmuyor. Nihayetinde ülkemizde yapılan da budur zaten. O yüzden biz kızarız, eleştirmen olarak ben kızıyorum. Yani geçmişe bilmiyor, geçmişin evrensel sanatına hakim değil, ne yapıyor? Keşfedilen kıtayı defalarca bir kere daha kişi keşfetmeye çalışıyor. Bu sıkıntı burada. İşte böylesi yapıt çözümlemeleri bunu engeller sevgili Evrim. Onun için Hocam. bir Yani yapıt ben de çözüm. çok hayran kaldım hocam gerçekten. Farkındayım. Çünkü Ciddi baktın maddesi. uzun bile gitti, farkında değilsin yani. Dalmışsın sen de. Matiz'in hocam gerçekten zihninde gezmiş gibi olduk. Biz bir de hakikaten çok yanlış bakıyoruz aslında her şeye. Yani yok onu diyoruz ki geçmişte buna benziyor, şuna benziyor. Aslında hakikaten o damıttığı bir şey yani bir reaksiyon, bir varlık zihnindeki ve onu bile yani sayenizde hani gerçekten açabiliyor. Mesela sonrasında da klişeye de dönüyor. O pencere açıklıkları sanki böyle hem psikolojik de belki incelenebilir sonrasında. Ama yani çok enteresan hakikaten hocam. Ben de şaşkınlığımı gerçekten gizleyemiyorum. Çok Şey daha çabalamamız söyleyeceğim lazım sana. hocam. Çok Aklıma çalışmamız gelen bir lazım. şey söyleyeceğim. Hani sanatçısını çok tanımak gerekli değil diyorum ya. Mesela şimdi resimde de nereyi gördüğünü ben şu anda anlayamadım. Yani anlayamadım derken ilgilenmiyorum bile o kısımla, biliyor musun? Evet. Yani ben plastik morfolojinin ne durumda olduğuna bakıyorum resme bakarken. Ön arka değerler, sağ sol değerler, ifade değerleri, dışa vurum değerleri, anlatımcı değer var mı yok mu? Renklerin kapsayıcı, kapsanan yanları, anlatabiliyor muyum? Benim Evet gözümü hocam. resme çeken, izleyici olarak çeken, iten şeyler. Ben tamamen bu yapıta bakarken plastik bakıyorum, bakın. Yani nereden bakmış, hangi pencereden bakmış, nasıl bir manzaraya bakıyor, o bir ağaç gövdesi mi, başka bir şey, ben ne diyorum, kahverengi kütleniyorum ya. Farz edelim ki yani adam vermedi size bir isim, pencereden bakış demedi. Ne yapacaksınız? Öyle bir açıklama da yok elinizde. Ne yapacaksınız? Evet hocam. Sonrasında zaten değil mi? Hep soyut kompozisyon demek daha doğru oluyor. Bir isim vermektense. Tabii ki Burada yani. ciddi manada soyut bir kompozisyon. Soyuttan yana duran ciddi Evet. manada bir soyutlama var. Bakın bunun altını çizmek lazım. Bir soyutlama var. Soyuta yakın, çok yakın bir soyutlama var ama. Neredeyse artık soyut kompozisyon deme noktasındayız burada. O zaman şimdi bir dakika, 1913-14'te bunu tartışıyorsak Matisse üzerinden renge dayalı olarak dış görünüş açısından, o zaman burada bir durmak lazım. Soyut resim sanatının tarihçesini de gözden ve elden geçirmek gerekiyor. Tekrar tekrar bakın. Kitabi bilgilerin bizi yanıltabileceğini, yani şimdi biliyorsunuz 1940'tan sonra bir kırılma var. Paris'ten New York'a taşınma var. Ve New York'un kendini abstrak ekspresyonizm dediğimiz soyut ekspresyonist alanda göstermesi söz konusu. O soyut ekspresyonizmde de bakın adı üzerine soyut ekspresyonizm. O zaman bu resim ne? O zaman bu resim de bir soyut ekspresyonizm. Yani salt bu resme siz fovist bir iş diyemezsiniz. Çok net soyut ekspresyonist bir iş. Hatta Willem de Kooning'in, dikkatinizi çekerim, hani figüratif böyle parçalanmış, yırtılmış figürler gibi renkçi, çok son derece dışa vurumcu resimlerini hatırlayınız. Gözünüzün önünüze getiriniz. Bundan daha somut. Bakın altını çiziyorum. Bundan daha somut. Öyleyse 1940'taki kırılma neyin kırılması? Demek ki o zaman bu maddesel tarafını ele geçiren,
sanatın manevi tarafını kurutmaya and içmiş kitlelerin uydurması mı acaba? Sorusu, soru işareti kendiliğinden burada devreye giriyor. Şüpheci olalım biraz yani. Bakın bu çok çok önemli. Yani mesela yıllarca ülkemizde son yıllarda 20-30 yılda Amerika'ya gitmek, orada sergi açmak, işte orayı gezmek, oradaki müzeleri gezmeyi bir şey de zannetti millet. Ama acaba bunların farkında mı geziyoruz? Amerikan sanatını kutsarken tüm bunların farkında mıyız yani? Bakın bunlar çok ciddi sorular. Bu soruları Evet. kaç kişi kendine soruyor? Cevabını kaç kişi arıyor? Ya yani biz bunların sorulmasını ve cevabının aranmasını istiyoruz. Onun için böyle kapılar açıyoruz. Onun için çok görsel değil, az görsel diyelim ki tartışalım daha bu. Resimle seninle 4-5 Zoom bağlantısı daha yaparız yani. Konuşuruz Katılacağım. daha. Siz varken kesinlikle çok güzel olur hatta. Keşke yapabilsek. Başta gidiyoruz. Olabilir, olabilir, yapabiliriz. Yani bu bir örnek olsun insanlara. Hani 10 tane, 20 tane, 30 tane resmi konuşmak bir öneri, bir çözüm getirmez. Dolayısıyla burada şunu söylüyoruz kendi kendimize. Ha, şu soruyu mesela şu resim üzerinden sorabilirsin kendine. Primitif, ilkel değer noktaları var mı bu resimde? Diyeceğim. Bak bak sen de bak bana gel. Ekrana gel gel. Cemre hocam. Gelsin. Bak o da baksın resme. Resim çok güzel. Aynı onun Bak. yaptığı resimler gibi. Bak aynı onun yaptığı resimler gibi. Cem Cemre. Heh. hocam, evet. Dolayısıyla mesela çocuk edimi çocuk edimi sen şey yapabilirsin. Tamam Kapat hocam, sesini. ben hemen geliyorum hocam. Tamam. Çocuk resmi İlkel primitif insanın sanatı ile bu resmin ilişkilerinin de irdelenmesinde yarar, büyük yarar görüyorum. Yani o da önemli. Yani çünkü bu dönem yüzyılın hemen başında kendilerini ileri süren sanatçılar Afrika primitivizminden özellikle kübist ressamlar bundan çok etkilendi. Bu bütün kaynaklarda bahis konusu olmuştur zaten. Klişe bir şeydir yani ama o dönemin Paris'inde açık ve seçik şekilde primitif zanaat ve sanat değerlerine yüksek bir yaklaşım var, yüksek bir merak var. Şimdi onun da burada izlerini buluyoruz derse gel yani siz bir mesela kahverengi kütlede burada bir Afrika yontusunun izlerini bulmuyor musunuz? Ben buluyorum baktığım zaman mesela. Özellikle şu bölgelerinde yani yontma keskin hatlar biliyorsunuz Afrika maskları Evet keskin hocam. kendine özgü inşacı Asimetrik yontmalar, böyle sert değil. yontmalar içerir, değil mi? Evet Bakın bunları hocam. burada görüyoruz işte yani. Yani burada Yani bir klasik bir imge kavrayışı yok zaten. Dediğiniz gibi oradaki o farklı aynen. özgür ruh belli oluyor hocam. Yani özgürlük, ruhsallık gerçekten ortaya çıkıyor. Bence de yani öğretilmiş hiçbir şeyden hareket etmemiş belli yani hani Matisse'in bu durumda hiç böyle sağına soluna bakmadan kendiliği bir sanatı idrak ettiği çok açık görülüyor hocam. Aynen. Söyledikleriniz de hakikaten bunu çok güzel kanıtlıyor. Forma nasıl bakmak gerektiğini de öğreniyoruz. Sadece karşıtların birliğini değil işte renkle nasıl formlaştırılır çizgiyle nasıl başka bir yola gidilir? İşte Kandinsky'de olduğu gibi. Yani hepsi böyle hocam değil mi? Yani sırf Afrika değil her yerinden bir sanki böyle bir imge bombardımanına tutulmuş bir modernizm ve onu yöneten böyle azizler mi dersiniz artık bu insanlara? Hakikaten öyle Aynen. büyücü gibi kişiler rol oynamışlar bu görselleri, imgeleri yaratırken. Bakın yeni uzam derken yeni uzam konusundan az önce bahsetmiştim. Burada yeni uzamı yeni yapan yeni bir zaman kullanılışı resimde. Yani burada yeşil tarafla bu taraf arasındaki geçirgen noktalara da çok iyi bakmak lazım. Bakın Evet. bu yarıklar sürekli gövdedeki kahverengi gövdedeki yarıklar, açıtlar bir anlamda yeşil tarafla izleyici arasında da korkunç yüksek geçirgenlikler sağlıyor. Yani o taraftaki zamanla bu taraftaki zaman diyebileceğimiz
tanımların oluşmasını sağlıyor. Yani bu çok önemli. Yani bir heykel gibi adeta gövdenin etrafında dönme zenginliği veriyor izleyici olarak bana. Bakın bu çok önemli. Resimde siz bu üç boyutluluğun ötesinde dört ve beşinci boyuta doğru giden kapıları ancak uzama ek bir de zamanla yaratabilirsiniz. Yani uzam ve zaman ilişkisini çok doğru kullanarak Evet yaratabilirsiniz. hocam. Bakın bunlar hep plastik. Yani uzam zaten plastik bir öge ama zaman da hem anlam katmanı yönünden hem de hem iç görünüşü hem dış görünüşü yakından ilgilendiren kendine özgü bir şey yaratıyor. Değer noktası yaratıyor kompozisyon üzerinde. Değerler noktası yaratıyor hatta. Değer demeyelim, çoğul kullanalım. Değerler noktası yaratıyor. Şimdi bütünüyle bunları iyi görmek, iyi okumak gerekiyor. Yani öbür türlü havanda su döversiniz. Yok sanatçı oraya gitmiş, bu seyahati yapmış, şu yılda buradaymış. Bunlar bir şey getirmez size. Hocam Siz evet, kendinizi bu bulacaksınız. sinemanın aslında çok hani kuramsallaştırdığı o parçalanma, hareket vesaire, onlar da hani bir artık bir terminolojik birer gerçeklik oldu, ama işte Matisse'in de bu konuda söyledikleri çok önceden varmış diyoruz değil mi hocam? Zamanı Tabii. parçalamak, sahneleri bölmek gibi, belki hani sinematografik bir gözle bakılırsa, eğer bu işi bilen birileri, film kültürü olan birileri bakarsa, bunu da belki o şekilde yorumlayabilir. Ben Henri Matisse Yüzyılın Renkçisi diye seninle çıkardığımız kitapta aşağı yukarı 494'ten 499'a kadar Evet epeyce hocam. geniş bir yer ayırmışız kitapta. Yani Evet bunu hocam. mutlaka okumalarını, bu konferansı dinleyenlerin mutlaka bunu okumaya, çünkü önümüzdeki haftada bir diğer Matisse'i konuşalım. Yani öyle yapalım. Böyle arka arkaya bakalım. Birkaç Matisse belki konuşuruz. Matisse'i iyice derinleştirmiş oluruz. Bu paralelde bu kitabın İzlekler yayınlarından çıkan Görsel Sanatların Kuramsal Gelişimi kitabını da Evet. ilgili maddeyi de okumalarında büyük yarar var. İşte Evet şimdi hocam. kuramı bu noktada devreye sokabilirsin. Yani uygulamaya dönük siz burada bir şey anlatırsınız. Evet Kişi de hocam. gider. Yoksa buradaki yazılanları anlatmamızın kimseye bir faydası yok. Yani başında konuşmamın onu söylemeye çalıştım. Burada yeni bir şeyler söylemek, daha görsel önümüzdeyken, renkli, canlı, capcanlıyken bir şeyler söylemek çok daha doğru olandır. Yani burada kesinlikle izleyici tarafı, izleyiciden o kahverengi gövdenin ötesindeki ve berisindeki taraf diye sanatçı gerçekten bir zaman akışı, uzam kadar bir zaman akışı da burada sağlam bir şekilde kompozisyona yerleştirmiş. Bizim bir şekilde buna entegre olmamızı, dahil olmamızı sağlamıştır. Ve böylece biz resimde bir heykelin etrafında döndüğümüz gibi resmin içinde gezip dolaşabilir. Adeta bir konus spazierengang yapmış, yani bir sanat gezintisine çıkmış gibi, yapıt gezintisine çıkmış gibi bir Kunstwerk spazierengang yapmış gibi oluruz. Bir sanat yapıtı gezintisi çekeriz, ziyafeti çekeriz adeta kompozisyonun içinde ve derinliklerinde. Bu çok önemli. Bir başka önem, tekrar tekrar işaret etmek istiyorum. Dış görünüş bir sanat yapıtı, bir dış görünüş bir iç görünüşten oluşur dedik. Bu dış görünüş ve iç görünüşünde bu yapıt üzerinden düşünecek olursak da ispatını, kanıtlamasını net şekilde yaptık biraz evvelki konuşmamızda. Sanatçının bir bütünlüğe bu yönde iki görünüş itibariyle bir bütünlüğe gittiğinin altını çizdik. Nedenlerini, nedenselliklerini ve sonuçlarını ortaya net bir şekilde serdik. Ve dolayısıyla bunun gerçekten bir iş mi, bir sanat işi mi, yoksa bir sanat yapıtı mı olduğunu, sanat yapıtı olduğu yönünde de ortaya iyicene açmış olduk. Evet Amacımıza hocam. ulaştık. Yani Yani çözümlemiş olduk. tabii sanat filozofisinin ne demek olduğunu da göstermiş oldunuz hocam. Yani Aynen, sanat ve felsefecilerin plastik filozofinin ne demek evet. olduğunu, evet. Ve görsel sanatlar kuramsallığının da işte bu tür konuşmaların Evet hocam. filozofik zihinlerde artarak oluşabileceğini, kendine özgü bir görsel sanatlar filozofisinin kişiye özgü bir
görsel sanatlar filozofisinin oluşabileceği konusunun da altını çizmiş olduk bir kere daha. Yani her yönden belki merak edilen sorulara, bizi takip edenlerin merak ettiği sorulara cevap vermiş olduk. Ve cevap vermeye de devam edeceğiz. Ve bunun sanat yapıtları aracılığıyla olabileceğine ben kani olduğum için böyle bir yöntem izleyelim diye sana teklifte bulundum. Dolayısıyla iyi de olduğunu düşünüyorum şu Hocam anda. kesinlikle yani sadece çünkü bu göz işi her şeyden önce siz hep söylersiniz. O açıdan yani görsel sanatların kuramsal gelişimine de bakarak hani böyle küllü bir yayı bir anda tabii ki kimse hazmedemez buradaki yazılanları muhakkak. Ama işte böyle karşılıklı bir çabayla hem görerek hem sanat eserlerini yorumlayarak biz şeye bir birikmişliğe varacağımıza Şimdi inanıyorum hocam. bu kitapta da ben başta koydum plastik filozofik tavrımı ama bu Evet hocam. plastik filozofik tavır bir kuramdır. Bu kuram da başka ileri süreceğiniz kuramlarla yıllar zamanlar içerisinde zenginleşir. Bir kuramın doğruluğu, yanlışlığı zaman içinde belli olur. Ama siz kuram üretmeye devam edersiniz. Onun için kuram yok, kuramlar var diyoruz ya. Hocam Evet. bir kitap üretmeye devam edecek kuramsal manada. Bu kitapta biz başka insanların kuramlarından örnekler sunduk. En göze batanlarını elimizden geldiği kadar titizlikle analiz edip bir sonuca götürdük. Şimdi buradaki bu konuşmalarla bu bilinen kuramlardan beslenmiş, kendine özgü bir plastik filozofisini oluşturmuş bir filozofik zihnin bambaşka kuramsal zenginlikleri açılacak böyle görselli konuşmalarını takipçilerimize sunuyoruz. Umarım faydası dokunur. Hocam zaten sizin Maksimum hani noktada sanatın yararlanırlar. tarihinden de modern sanat dahil biz çok da videomuz var. Ara ara onları da bakıp da gene bir temel edinilebilir her zaman. Yani onlardan çok faydalanıyorum hocam videolarınızdan. Siz çok yol kat ettiniz ama isteyen her şeye ulaşırın en güzel örneğisiniz. 3-5 sene evvel belki bir araya geldik. Büyük organizasyonlar yaptık. Beraber bir dergi çıkardık. İşte yayın evinde destekleşiyoruz. Şimdi videolar yapıyoruz. Sizde sanat istenci var. Siz istediğiniz ulaşıyorsunuz hedeflerinize ağır ağır adım adım emin adımlarla. Ama bunu kişinin istemesi gerekir. Hani işkembeyi kübradan atmaması lazım kişinin. Yani isteyerek, öğrenerek, bir şeylerin farkında vararak, saldırarak, küfrederek değil, yok sayarak değil, tam tersine o kişiyi iyi hazmedip, hatta gerekirse o hazmın arkasından o kişiyi eleştirebilecek bir kaliteye ulaşarak bunu yapması lazım. Ülkemizdeki en büyük eksiklerden biri de budur. Şimdi bakın siz yavaş yavaş kendinizi geliştiriyorsunuz, her geçen gün üstüne koyuyorsunuz. Ben Yarın teşekkür ederim bunun hocam size. sonucunda beni de, benim gibileri de kalkıp ufak tefek kritize etmeye ufak ufak girişirsiniz. Bunu yapmalısınız da zaten. O zamanı geldiğinde akar zaten. Siz yapayım demekle de yapamıyorsunuz. O zamanı geldiğinde olan bir şey olursa olacaktır. Arzu ettiğimizde o yöndedir. İşte görüyorsunuz bir resim saatlerce sizi konuşturabilir. Evet Siz Batı hocam. işte bunu yaptı. Batı sanat enstitüleşmesi zihniyeti içinde bu derinleşmeleri sayısız defa yaptı kendine. Özellikle Avrupa bunu yaptı kendine. Onun için öyle yani gördüğümüz o müzeler şunların arkalarında bu var. Şimdi siz Batı'nın en şımarık halini görüyorsunuz Avrupa'nın. En şımarık, en yoz halini görüyoruz şu anda. Bunları bu adamlar 19. yüzyılda özellikle ağırlıklı şekilde ve 20. yüzyılın ilk yarısında bu işleri yaptılar, tamamladılar o 150 yılda. İşte ben diyorum Türkiye'nin 150-200 yıla ihtiyacı var derken işte 19. yüzyılla 20. yüzyılın ilk yarısındaki Batı'nın kat ettiği mesafeyi, zamanı işaret ediyorum anlayana. İnşallah anlayanlar vardır. O 150 yıl bize de lazım yani. Öyle kolay değil yani. Evet, Ama hocam. başlarsak bir an önce bu çalışmalara, işte sizin de bu videolarınız, kitaplarınız, bizim kurduklarımız, yaptıklarımız tamamen bunu amaçlıyor. Evet hocam, bu çalışmaları yapmak zaten insanları başkalarından ayırmak, işte onları dinlendirmek için değil, her zaman biraz daha bir yaşa gelince de seçici olmayı gerektiriyor. Yani o tinsellik şeyleri ne kadar üst seviye ve hayatla da çoğu zaman tezat olduğunu görüyoruz. Yani Evet. kolay işler değil muhakkak.
Ama bir seçici olmak da gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Yani Aynen. tercihinizi bu yolda yaptığınızda seçici olmaya başlayıp daha arı hale gelirsiniz, gelebilirim diye düşünüyorum hocam Evet, açıkçası. evet, evet. Ben bugün bu kadar söyleyeyim. Çok Çünkü teşekkür ederim. ama önümüzdeki hafta karar vereceğim. Bu görselle açarız konuşmayı gene. Bakalım yeni bir şeyler çıkarsa gene konuşma bu görsele dayalı. Onunla giriş yaparız. Sonraki diyayı da önümüzdeki hafta inşallah sağlığımız yerinde olursa tartışırız. Ben sana teşekkür ederim. Zaman ayırıp bana soru yönelttiğin için, konuşturduğun için. Estağfurullah. Çünkü bu bambaşka oluyor birinin konuşturması sizin. Kendinizin kameraya konuşması başka bir şey. Onun da mutlaka kendine özgü bir lezzeti var ama bu daha tabii farklı bir konu. Daha zenginleştirici oluyor. Çok teşekkür Çok ediyorum sağ senin olun konuşmanı hocam. bana sağladığınız için. Çok teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Aynen, görüşmek üzere.